eski bir yazar. Eski diyorum. Çünkü artık bu saatten sonra Türkiye'de en azından kitaplarının herhangi bir yayın tarafından basılacağını veya herhangi bir yerde dağıtımının yapılıp satılacağını zannetmiyorum. İkincisi ise Defne Samyeli. O da yaptığı açıklamayla konuşuyor. Ona da bakacağız ama Azra Kohenki ile başlayalım. Şimdi biliyorsunuz Gazze'de binlerce insan öldürülüyor ve bu işin başlangıcı Filistin meselesi olarak ta çok gerilere kadar gidiyor. Yani orada yoktan bir devletin var olması, Filistinlerin azalması, yok edilmesi, evlerine, topraklarına el konulması cidden uzun tarihi olan bir hikaye. Ancak şu son bir yıllık yani 7 Ekim'de Hamas'ın saldırılarıyla başlayan, 1200 sivili öldürüp yüzlercesini kaçırmalarıyla başlayan en son savaşta İsrail'in 36.100 kişiyi öldürdüğü, şimdilik öldürdüğü, Gazze'de yaşananlar yaşananlara baktığınızda çok önemli bir insanlık trajedisiyle karşı karşıya olduğumuzu görüyorsunuz. Sadece bir Müslüman meselesi değil, sadece Hamas'ın meselesi değil, sadece Filistinlerin meselesi değil. İnsanlığa dair bir mesele var karşımızda. Sadece olmanız, solcu olmanız, sanatçı olmanız, öğrenci olmanız çok bir şey değiştirmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamanız, Türkiye'de yaşamanız, Orta Doğu'da yaşamanız ya da Avrupa'da yaşamanız da bir şey değiştirmiyor. Tıpkı İkinci Dünya Savaşında binlerce Yahudinin sadece ırkları ve Yahudi oldukları için soykırım kamplarında öldürülmesine tepki göstermeniz gibi, ister Müslüman olun, ister Hristiyan, ister e, Yahudi, eğer yani bir parça vicdanınız varsa, İkinci Dünya Savaşında Almanların Yahudileri kamplara doldurup öldürmeleri, katletmeleri karşısında doğal olarak tepki gösterdiniz, gösteriyorsunuz, gösteriyoruz da. Aynı durum. Şu anda Gazze'de yaşananlar içinde geçerli. Binlerce insan, iki buçuk milyon insan daha doğrusu Gazze'de neredeyse bir açık hava cezaevinde yaşıyorlardı. Fakat 7 Ekim'den sonra o günlerini arar oldular. Çünkü evleri yok edildi, bombalandı, yıkıldı, denildi ki siz güneye gidin. Milyonlarca insan bakın evlerinden barklarından oldular ve güneyde adına artık bir sığınma kampı diyemeyeceğiz ortamlarda yaşamaya başladılar. Buna vicdanı olan herkes tepki gösterir. Yani 36 bin insanın çoluk, çocuk, sivil öldürüldüğü bir yerde buna herkes tepki gösterir. Hele bizim gibi ülkelerde duyarlılık çok daha fazla. Ama gelin görün ki gördüğümüz kadarıyla Azra Cohen Hanım de pek bu duyarlılık yok. Azra Hanım sanırım evlendikten sonra Cohen adını alıyor. Daha önce Sarı Zeybek soyadı var. Hatta hepimizin bildiği ünlü komutan. Neydi komutanın adı? Onun da Dayısı oluyormuş, onun yeğeni şu anda. Ee, ve de kendisi Instagram'dan bir açıklama yapıyor. Şimdi kimse bu konu hakkında, yani vicdanı olan herkes buna tep göster ama hiç kimseyi de bu konu hakkında konuş, işte kına yorumla deme hakkımız yok. Kimi mesela Haması bir özgürlük örgütü olarak değerlendiriyor. Ben katılmıyorum, ben bir terör örgütü olarak görüyorum kimi dünyada insanlar, Türkiye'de çok az ama İsrail'i bir devlet olarak görüyor. Ben bu İsrail'i daha çok bir devlet terörü, terörü uygulayan bir ülke olarak görüyorum. Ama o de mahkum etmiyorum. Çünkü bunu yapan kim? Netanyahu ve onun destekçileri. Yani baktığın zaman neredeyse İsrail'in yarısı. Bir yarısı da Netanyahu'ya karşı çıkıyor. Bu politikaları tam olarak karşı çıktığını söyleyemeyiz ama söyleyemeyiz ama özellikle bu Hamas saldırısından sonra en azından Netanyahu'ya politik olarak karşı çıkıyorlar. Ona ve şu anda aşırı sağcı azınlık hükümetine ve onların aldığı kararlara. Şimdi Azra Cohen de bir açıklama yapıyor. Fakat o kadar abuk bir açıklama ki Filistin'le ilgili söyleyeceğim her şeyi zaten söyledim diyor. Defalarca söylemiş. Biz duymadık ama herhalde kendi sosyal medyasında söylemiş kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla 3 saat önceden duyurulan ve bas bas çağrılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesin yok olmasını diliyorum ve o çocukların kurtarılması için her gün dua ediyorum. Ve onları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyan o iğrenç yaratıklardan kurtarılmaları için yani bu Türkçeli nasıl kitaplar yazmış onu da tam emin değilim ama kendi sosyal medyasında herhalde kendi yazmış bu Türkçeyi. İnsan analiz kabiliyeti olan çekilen bir videonun koşullarını analiz edecek içerikte bir varlık olmalı. Olanı olduğu gibi görmenizi dilerim. Yavrusunu koruyamayan, yemeden hiçbir kimse yaşama hak etmiyor. Sakin ol şampiyon diye isim geldi yani bunları okuyunca. Şimdi İsrail ordusu en son yasan bu Yusuf bunu anlatıyordu. Çok kibar bir ordu diyordu. Evinizi yıkmadan önce anons ediyorlar. 3 saat sonra geleceğiz ve evinizi başınıza geçireceğiz diyor. Bunu hatta böyle farklı yöntemleri var. Çok kibar bir ordu. İsrail ordusunu bir tanısanız belki seveceksiniz, kucaklayacaksınız. Mesela apartmanı tamamen yıkmadan önce geliyor kibarca en üst katına havaya uçuruyor. Artık Gazzeliler anlıyor ki ha tamam birazdan gelecek bütün apartman yıkılacak. Herkes artık apartmanda ne varsa elini alıyor kaçıyor. Ya da megafonla anons ediyor. Bak kibarlığa bak ordunun. Birazdan bomba yağdıracağız diyor orada da yaşayan insanlar var. Düşünsene birisi geliyor evinizin önüne. Megafonla diyor ki e, birazdan bu evi yıkacağız diyor. Ne yaparsınız? Yahu ne yaparsınız bir söyleyin yani. Şu anda 36 bin 100 tane çocuk öldürülmüş. Çocuk, kadın, erkek, sivil öldürülmüş. Ve de efendim bunlar meğerse Filistinlere bakar mısınız? Bunlar çocukları koyuyorlarmış oraya. Kendi çocuğunu koyuyor, çekiyor. Niye? Propaganda yapmak için. Yani akıl tutulması mı diyeyim, vicdan tutulması mı diyeyim? Yani bir propagandanın bu kadar etkisinde kalmak mı diyeyim İsrail propagandasının? Zaten açıklamanın tamamına baktığınızda daha da felaket dökülüyor yani. Hani. Ee, dünyada başka hiçbir ulus bu şekilde çocuklarını kuşlanmıyor kullanmıyor demek istiyor. Bumbanın yazmış. Atılacağı yere bile bile götürüp yaralanmalarını köşe köşedeki korumaktan çekmiyor. Salak olmak lazım. Böylesine ortada işlenen videoların nasıl çekildiklerini düşünmemek için bilmem ne. Bir türlü zırva yani baktığınız zaman. Şimdi bunu Hamas kullanıyor mu? Kullanıyor. Bu tür videoları da gördük. Yani adamlar mesela bir çocuğu enkaz altında gibi çekip onu propaganda amacıyla kullanıyorlar. Çünkü savaş sadece algı savaşı, şey, sahada olan savaş değil. Bir algı savaşı da var. Fakat sen şu anda böylesine yerle bir olmuş, daha yeni çadırların vurulduğu ya artık mülteci çadırların çadırımsı yerlerin vurulduğu yaklaşık 80-100 kişinin öldüğü bir şeyin sonrasında bunu söylüyorsan ya bütün gerçeklerden kopmuşsun demektir. Ya da gerçekten hani büyük bir propagandanın parçası olmuşsun demektir. Hiç soyadına bakmıyorum. Musev'iymiş, değilmiş, şuymuş, buymuş onlara da takılmıyorum yani. Ama İnanılmaz bir durumla karşı karşıya. Everest neyse ki bu duruma tepki göstermiş. Anında bir açıklama yapmış. Demişler ki biz bundan sonra bir e, bu yazarla çalışmayacağız. Ne ya de kitaplarını da basmayacağız. İnternetten de kaldırmışlar adını almadan. O da bir açıklama yapmış. E, ne demiş açıklamasında? Kısa bir bölüm Bundan bu aylar edelim. önce bana bir video gönderildi. Paylaşmam rica edildi. E, ben videoyu paylaşacaktım ama çocukların biraz araştırınca çocukların istismar eden bir grup tarafından üretildiği ortaya çıktı videonun. Bunun üzerine videoyu bana gönderenleri sorgulamak zorunda kaldım ve e, bu yüzden de o kişilerle çok ciddi ve böyle yoğun bir e, tartışmaya kavgaya giriştim sosyal medyada. Bu size yansımadı niye yansımadı bilmiyorum. Aslında şimdi biliyorum, o zaman bilmiyorum. Çünkü eğer o zaman yansısaydı belki videoların sahte olduğu ile bazı videoların hepsinin değil, bazı videoların sahte olduğu ile ilgili, daha doğrusu bazı videoların çekilebilmesi için çocukların istismar edildiği, kurban edildiği gerçeği yayılacaktı belki de. O yüzden o zaman bu konuyla ilgili ben onlara bugün sizin gördüğünüz mesajları, cevapları yazmış olsam da hiç bana saldırmadılar. Fotoğraflarını aldılar, onlarca şey yazdım yani böyle bayağı kapıştık ee, ve o kapışmanın arasından belirli parçaları alıp bugün yayınladılar herkes kurban bu cümleleri ettin mi ettin yazdın mı yazdın kendi sosyal medya hesabın mı kendi sosyal medya hesabın o zaman her şeyin e, bir bedeli var buna cancel kültürü deniyor yani Amerika'da özellikle yola çıkıyor bir insan kendi yaptığından rezil olmuyorsun. Mesela böyle bir şeyden sonra yapılması gereken şudur. Ya özür dilerim. Bir an vicdan tutulmasına geldim, akıl tutulmasına geldim ya da bilmem ne oldum. Ve de hani bundan da ne bileyim dersler çıkaracağım falan. Hiçbirini yapmayıp ya onlar beni kullandı. Ben aslında şöyleydi, böyleydi. Böyle bir şey tartışmaya girersen kaybolup gidersin orada yani şeyde.